bugünkü etiketimiz bir öyle bir böyle. Haberlere hemen geçelim. Zaten bu etiket haberlerle çok ilgili. İşte siyaset satmaili 27 gün kaldı seçime malum. Demeçlere, sözlere bir bakın. Yeniden Refah AK Parti gerilimi. Yeniden Refah Partisi diyor inşallah. Allah hepinize razı olsun diyorum. AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında rekabetin en sert geçeceği illerden Şanlıurfa. Eski AK Parti milletvekili Erdoğan'ın da danışmanlığını yapan Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa Büyükşehir adayı. Yeniden Refah Partisi'nin Siverek adayı da yine AK Parti'den istifa eden Hasan İzol. Seçim bürosunun açılışı adeta bir gövde gösterisine döndü. İnşallah en yakın zamanda burada 1 Nisan günü Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ve Siverek Belediye Başkanı Hasan İzol olarak sizlerin karşısına çıkmayı Yüce Rabbim'den temenni ediyorum. Çekilme ihtimaliniz var mı? Öyle bir şey mümkün değil. Artık dönüşü olmaz. Tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarını çıkartan Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart seçimine kısa bir süre kala adaylarını çekeceği iddiası atıldı ortaya. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, Sözcü TV'ye konuk oldu. Adayların çekilmesi söz konusu değil dedi. Şu anda 39 ilçede ana kadro 15 bin kişi, alt teşkilatlarımızla dikkate aldığınız zaman 100 bin kişilik bir teşkilatla çalışıyoruz. Teşkilatlarımızı boşa düşürmeye çalışılan bir anlayış var. Kendileri Yeniden Refah olarak birçok yerde ya bizden ayrılmış olanlar veyahut da bize karşı tavır içerisinde olanları aday olarak çıkardılar. 15 ila 18 belediye, ilçe belediyesini alabilme ihtimalimiz çok yüksek. Hiçbir partinin desteğine ihtiyacımız yok, çok net. Çünkü belediyecilik bizim işimiz. Yeniden Refah Partisi cephesinden 31 Mart yerel seçimi için iddialı açıklamalar sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de kırklar elindeydi. 31 Mart'ta bir tarafta Cumhur İttifakı, AK Parti ile MHP, andımızı okutmazsam namerdim deyip her sabah andımızın okutulmamasına Susam Bahçeli ile beraber bunlar. Yanlarına bir de Hizbullahçıları almışlar. Korku ittifakı kurmuşlar. Bunlara karşı bir büyük ittifak kuruyoruz. Böyle bir ittifak mı var? Ben duymadım doğrusu ama bizim ittifakımız milletimizledir. İyi insanları, geçmiş dönem ittifak ortaklarımızı ve Türkiye'nin bütün milliyetçilerini, bütün muhafazakarlarını, haramdan ve yalandan korkan herkesi Türkiye İttifakı'nda buluşmaya davet ediyorum. Abla sen doğru karar verdin. İttifaka girmeyin. Ama bunu bitirmemiz lazım. O manada bizi güçlendirin ki bu sisteme şapkayı koyup öne herkes baksın. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım'la esnaf ziyareti yaptı. O istedi. Alt tarafı iki tane o istiyoruz yani.